Arkadaşlar merhaba, ben Müşte Hoca. Eylemde çatı konusunu bitirdik, hakkını verdik, tüm ayrıntılarıyla eksiksiz konuştuk. Sıra geldi uygulamasını yapmaya. Bakalım kimden ne kadar anlamış, ne kadar bitirmişsiniz konuyu, eksikler var mı? Her şeyi bir görelim isterseniz. Hemen hiç lafı uzatmadan başlıyoruz. İlk cümlemiz ne diyor bize? Çalışırken devamlı sıkıldığını belirtti. Gelin isterseniz bu cümleyi hem öznesine hem de nesnesine göre inceleyelim. Öncelikle öznesine göre bakalım. Kim belirtmiş hocam? O. Gizli özne ama işi yapan belli. O belirtti. Doğal olarak öznesi bakımından arkadaşlar etken çatılı bir eylemdir. Etken çatılı fiildir. Tamam hocam, peki nesnesine göre onu belirtti diyebiliyor muyum? Onu geliyor mu başına? Evet hocam, o zaman nesnesine göre geçişli. G.li diye yazdım onu. Var mı ilk cümlede sıkıntı? Yok. Hadi ikinci cümle sizde olsun. Şöyle bir 2-3 saniye bekleyeyim ama bir okuyayım tabii ki. Kulaklara da hitap ediyoruz çünkü sadece. Özet yaparken en önemli şey işin özüdür diyor. Dikkat. Özet yaparken en önemli şey işin özüdür. Hadi bakalım, etken mi, edilgen mi? Geçişli mi, geçişsiz mi? Bir bak bakalım ne olacak? Etken dediğiniz çok fazla duyar gibiyim. Etkenler havada uçuyor sanki. Böyle içime bir doğdu. Etken sanki çok git söylendi gibi. Nesne onun özüdür diyor. Aman ya Rabbim, yani olmuyor deyip geçişsiz diyenler var. Geçişli diyenler var. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya bir kendinize gelin, dikkat. Bu cümle ya çatı aranmayacak bir cümle. Ne diyor? Özet yaparken en önemli şey tamam işin özüdür. Ya işin özüdür. Bu cümlenin yükleme değil mi? İsim değil mi bu? Ya bu fiil mi ki? Bu eylem mi ki biz bunun çatısını inceleyelim? İkinci cümle çatısı bakımından incelenmez. Şimdi Allah var, yalan yok. Böyle bir cümle yazdığım zaman derslerde hocam hiç değişmiyor. Öğrenciler hemen etken hocam, geçişli hocam falan diyorlar. Yani genelde çatı aranır mı aranmaz mı, çatı özelliği, ona çok bakmıyoruz. Bakalım bundan sonra. Bu cümle bir isim cümlesidir. Yani yükleme isimdir. Doğal olarak isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Devam hocam. Arkadaşları buraya gelmesi için yalvardı. Yalvaran kim? Arkadaşları. Tamamdır. Öznesi bakımından yine etken çatılı bir eylem. Peki onu yalvardı olur mu? Olmaz. Ha, özne bakımından etken, nesne bakımından geçişsiz cümleymiş. Harika, bu da güzel. 3'te 3 devam. Kitabın sonuna doğru gelindi diyor. Şimdi gelen kim? Birileri tarafından gelinmiş belli ki. Doğal olarak gelmekten gelinmek çok hoş bir ifade olmasa da kabul bir ifade. Tabii ki işi yapan belli değil, edilgen çatılı eylem değil mi öznesi bakımından? Peki onu gelinde olur mu? Olmaz. Edilgen ve geçişsiz. Tamam hocam, harikasın. Haydi dördüncü, beşinci daha doğrusu cümlemiz. Sevilen sanatçının konseri için güzel kokular süründü diyor. Kim? O. İşi yapan belli. Sürmekten sürünmek. Ha, işi yapan o bu eylemden ne yapıyor? Etkileniyor. Doğal olarak hocam dönüşlü dönüşlü. Peki onu süründü? Evet, olur, neden olmasın? Doğal olarak tabii ki geçişli. Dönüşlü geçişli, devam. Sahnede birbirlerini görünce tokalaştılar. Kim? Kim tokalaştı ya da kimler? Onlar. İşi yapan belli ama bir dakika. Tokadan tokalamak, toka yapmak değil mi? Tokalamaktan tokalaşmak. Ha, burada şey eki var. Hocam karşılıklı yapılıyor değil mi? Bunu kaçıramayız. İşte çatılı öznesine göre kaçırma hocam. İşte çatı. Peki onu tokalaştılar olur mu? Olmaz. Nesnesine göre geçişsizdir. Adamsın hocam, devam. Diğer bir cümlemiz. Keman kursuna gittiği için sevinçliydi. Kim? O. İşi yapan belli. Etken hocam. Peki nesnesine göre bakalım. Onu geç sevinçliydi olur mu? Onu sevinçliydi. Olmaz. Böyle bir cümle olmaz. Doğal olarak geçişsiz. Hocam harikasın. İnsanların kendilerini düşünmesi sevilmiyordu. Ha, birileri tarafından insanların kendisini, bunu konuşabilirsem, kendilerini düşünmesi sevilmiyormuş. Demek ki sevilmiyormuş ne be? Sevilmiyormuş, evet. Nasıl bir artık böyle bir gribal enfeksiyonsa, evet, kafa gitmiş. Tamam hocam, süpersin. Bu cepte yani edilgen çatılı. Eyvallah. Onu sevilmiyordu olur mu? Onu sevilmiyordu. Hayır tabii ki, onu sevilmiyordu ne Allah'ını seversen. Edilgen ve geçişsiz. Devam hocam. Bitmiyor uygulamalar. Bitmez, hakkını veririz hocam. Rengarenk uygulamaların hakkını veririz. Çiviyi çakmak için çekici yerden aldı. Kim? O. İşi yapan belli. Herhangi bir çatı ekimiz yok. L yok, N yok, şey yok hocam. İçimiz çok rahat. Etken midir hocam? Etkendir. Onu aldı olur mu? Olur hocam. Geçişli midir? Geçişlidir. Devam. Arabalara ilgi duyduğunu küçük yaşlarda gördük. Kim gördü? Biz gördük. Etken misin hocam? Etkenim hocam. Peki onu gördük olur mu? Olur hocam. Geçişli misin? Geçişliyim hocam. Bu kadar. Net. Kardeşlerinin bu arada tamamen
kendi kendime işliyor gibi gidiyorum şu an ben. Kendi kendime konuşmaya da başladım ama tam oldu. Kardeşlerinin bağlılığı onu çok sevindirdi diyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Onu sevindirdi. Ne? Kardeşlerinin bağımlılığı. Tamam. Sevmekten sevinmek, sevindirmek falan fistan. Tamam hocam. Burada net bir şekilde etkenlik söz konusu. Peki nesnesine göre bakalım. Onu sevindirdi olur mu? Olur. Geçişli. Bu arada çok da şeye girmedim köke. Sevmekten sevinmek, onu sevmek, onu sevindirmek yani ettirgene zorlanabilir ama geçişli geçişsiz diye bakmanız yeterli. Devam. Susturdu yanlış bir şeyler söyleyeceğini bildiğinden. Kim susturdu? O. İşi yapan belli. Etken çatalı mı? Evet. Onu susturdu olur mu? Olur tabii ki. Doğal olarak geçişli mi? Geçişli. Misafirler evin bahçesine dizildi. Ha, birileri tarafından olabilir ama olmasın, o kadar da değil. Misafirler dizilmiş. Bu dizilmeden etkilenen de misafirler. Dizmekten dizilmek. L ekimizde var. Ha, tamam hocam. Bu dönüşlü değil mi Allah'ını seversen? Evet, kesinlikle dönüşlü. Peki onu dizildi olur mu? Olmaz. Demek ki geçişsiz. Devam. Anlatıcının esprileri salonu kırdı geçirdi diyor. Ya kırdı geçirdi. Ne anlatıcının esprileri? İşi yapan belli. İlla kişi olması gerekmez. Tabii ki etken. Peki başka ne var? Onu kırdı geçirdi. Evet. Neden olmasın? Salonu, onu, seni, beni. Tamamdır. Çok net geçişlidir. Bu arada biz de atlamayalım böyle herhangi bir eylem. Daha doğrusu isim cümlesi var mı? Orada bakalım. Yok, tamam. Güzel. Doğru gitmişiz. Devam. Hobilerini sayarken... Hadi bir öksürelim. At binme üzerinde duruldu. Ha, birileri tarafından duruldu belli ki. Doğal olarak nedir hocam? Edilgendir. Onu duruldu olmayacağı için edilgen ve geçişsiz bir özelliğe sahiptir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır gibi bir soruya hazır olalım. Aşağıdakilerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır gibi bir soruya da hazır olalım. Ya da hangisi çatı bakımından farklıdır? Ya da hangisinde çatı özelliği aranmaz? Hangisi etkendir? Hangisi değildir? Şudur budur. Bütün soru tarzlarına hazırız hocam. Yeryüzündeki bütün soru bankalarından çatı testlerini şu dakika itibariyle gözünüz kapalı çözebilirsiniz. Bakın açık zaten çözersin de gözün kapalı çözebilirsin, o kadar söylüyorum. Çünkü hiç açık bırakmadık. Her hallerini söyledik. İçimiz o anlamda çok rahat olsun. Ama şöyle bir ayrıntı vardı mesela, hatırlayacaksınız. İşte hangisi geçişli olduğu halde nesne almamıştır. Hangisi geçişli ve nesne almıştır gibi artistik şeyler gelebilir. Aman dikkat. Bu tarz ayrıntı detay sorulara da hazır olmanızda fayda var. Ne zaman görüşeceğiz inşallah? Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Ek eylem bizi bekler. Eylemsi bizi bekler. Onların uygulamaları bizi bekler. İçimiz çok rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Hiç kafanızda bir şüphe olmasın. Bomba gibiyiz. Yerindeyiz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hiç acele etmiyoruz. Geçtiğimiz seneki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam. Hocam ben bir iki konu önden gideceğim. Hazır geleceğim diyenler bunu yapabilirler. Ya da ben hocam çatıyı şimdi dinledim. Hemen bir geçen seneki uygulamaya da bakayım diyenler, ki bunu kesinlikle yapmalısınız. Yani eş güdümlü götürebiliriz. Benle de yavaş yavaş lütfen devam edin. Bomba gibi gideceğiz. Peki hocam, o zaman bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.